Gidiş sıramızı ördük. Şu anki halini aldı. Bu sırada ise yine aynı bu iki düz ördük ya kırmızıyla. Onun altında ne yaptıysak aynısını yapacağız. Çünkü bu camın ikincisini buraya yapacağız. O yüzden üst sayımız, yan sayılarımız aynı. Ne yapmıştık? İki sıra aşağıda. Şimdi aynısını tekrarlıyoruz. Hemen yapalım birlikte. Sekiz tane sık iğne kırmızıyla. Bir, iki, üç. Dolaşmaya hazır hemen. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ama toplamıyorum. Hemen griye geçiyorum. Şöyle bol bol alıyorum griyi. Hemen buraya şöyle tutturayım ki sıkmam kolay olsun arkadan. Kırmızıyı sıkalım. Griyi de sıkalım. Dört tane gri yapıyoruz. Aynı şurada yaptığımızı aynısını yapıyoruz. Çünkü yan camları yapıyoruz şu an. 3, 4 ama yine toplamıyoruz. Kırmızıyı alıyoruz. Çünkü arabanın tavanına devam ediyoruz. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolaşmayın ne olur. Sakın dolaşmayın. 6. Şöyle yer değiştirelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamıyorum. Hemen griyi alıyorum. Bol bol alıyorum yine. Şöyle bol bol alalım. Arkadan da kontrol edelim. Bol olduğundan emin olalım. Şuraya bir tanesini tutturayım. Ondan sonra kırmızıyı çekelim. Kaç tane? Yine 4 tane gri. Yan camlarımız 2, 3, 4. Hemen kırmızıya geçiyorum. Ve bu sırayı kırmızıyla tamamlıyoruz sonuna kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle alalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Bakın arabanın altı dümdüz görüyorsunuz. Çünkü hiçbir artırma yok orada. Hatta şurada bir yerde yok. Pardon, hiçbir şey yapmadık. Dümdüz arabanın altı. Eksiltme de yapmadık. Bakın bütün iniş çıkışlar yukarıda. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Yine 8 tane kırmızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi toplamıyoruz. Hemen griyi alıyoruz. Şöyle geniş alıyoruz. İkisini de şöyle çekelim. Yine 4 grinin üzerine 4 tane gri yapıyoruz. 1, 2, 3, 4.'yü toplamıyorum. Kırmızıyı alıyorum. Şimdi ise
Kırmızıdan bir tane eksiltme yapacağım. Hemen burada camın kenarına. Bir tane eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve bir eksiltme de hemen bu tarafına yapıyorum. Ve toplamıyorum. Deriyi alıyorum. Belki biraz karışık gibi gelebilir ama inanın örmeye başladığınızda göreceksiniz. Sayılar birbirini takip ediyor ve ard arda geliyor. Zaten görüntü şekillendiğinde de ne yapmanız gerektiğini hiç saymadan otomatik olarak yapıyorsunuz. Yerleri belli çünkü. 2, 3, 4 ve yine kırmızıya geçiyorum. Ve yine sıra sonuna kadar kırmızıyla devam ediyorum. Yine 17 tane kırmızı olacak. Sıra sonuna kadar devam ediyorum kırmızıya. Devam ediyoruz yine. Yine 8 tane sık iğnemiz var kırmızıyla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi toplamıyoruz. Bakın şuraya yapıyoruz. 2 sırasını yaptık. Şu 3. sırayı yapıyoruz. 8.yi toplamadık. Hemen griye geçtik. Şuradan alalım kırmızıyı. Arkadan sıkalım. Ve ne yapıyoruz? 2 tane gri yapıyoruz. Yaptık yan yana. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Toplamıyoruz. Hemen kırmızıyı alıyoruz. Tabii ben topladım. Geri alıyorum. Eksiltmeyi yapınca topladım. Eksiltmeyi toplamayın. Şöyle tığda kalsın. Hemen kırmızıya geçin. Şimdi sıkın griyi. Ve 10 tane kırmızı sık iğne yapıyoruz. 12 idi zaten. Baştan ve sondan birer tane eksiltmiştik. 10'a inmişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.yu toplamıyoruz. Hemen griyi alıyoruz. Ve griyi aldığımızda hemen burada eksiltme yapıyoruz bir tane. Kırmızıyı hemen çekelim arkadan. Topladık. Şimdi 2 tane daha gri yapıyoruz. Yani kırmızıdan griye geçer geçmez hemen bir tane eksiltme yaptık. Çünkü burada yaptığımızda burada da aynısını tekrarlıyoruz. 2 gri daha yapıyoruz. Ve ikinci griyi de kırmızıya geçip yine sıra sonuna kadar 17 sık iğne kırmızı yapıyoruz. Şimdi yeni sıramıza geçiyoruz. Yine 8 tane kırmızı. Hep 8. 1. Şu an yani tabii sonra değişecek ama şu ana kadar hepsi 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi toplamıyorum. Hemen griye geçiyorum. Buraya cama 3 tane sık iğne yapacağım gri ile. 1, kırmızıyı çekelim hemen. 1, 2, 3, 3.yi toplamayın. 3. Hemen kırmızıyı alın. Şimdi 10 tane kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Griye geçelim hemen.
3 tane yapalım gri ile. 1. Kırmızıyı sıkalım iyice. 1. 2. 3. Üçüncü de yine kırmızıyı alalım. Ve sıra sonuna kadar kırmızıyla devam edelim. 17 tane kırmızı oluyor sıra sonunda biliyorsunuz. Bir sonraki sırada da aynısını yapalım. Burada yaptığımızın aynısı. Yani 8 kırmızı, 3 gri, 10 kırmızı, 3 gri, 17 tane kırmızı. Sonra sayılarımız değişecek. Bu sıramızda artık gri cam için son sıramız. Bu arka camı da bitirmiş, yani şu yan ikinci camı bitirmiş olacağız şunu. Ve arka cama geçeceğiz daha sonraki sırada. Şimdi bu son cam sıramızda ne yapıyoruz? Yine kırmızıya 8 sık iğne ile başlıyoruz. Artık bu 8 ile yaptığımız son sıramız sanırım. 1 2 3 4 5 6 7 8'i toplamayın. Hemen griyi alın. Şöyle alalım griyimizi. Bol bol alalım. Kasmasın diye. Şuraya hemen bir tane gri yaptım. Kırmızıyı çekelim arkadan. Diğer gri için ise eksiltme yapacağım. Yani 3 tane grimizi şu an 2 tane indiriyoruz. Bir tanesini sık iğne yaptım. Bir tanesini de eksiltme yapıyorum. Toplamıyorum. Hemen kırmızıyı alıyorum. Ve devam ediyorum buradan. 10 sık iğnemiz vardı kırmızı. 10 sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuyu aldım. Hemen griye geçtim. Ve griye geçer geçmez hemen bir eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Kırmızıyı alıyorum. Ve sıra sonuna kadar kırmızıyla devam ediyorum. Yine 17 tane sık iğnemiz olacak. Ne yaptığımızı tekrarlayayım mı bu sırada? Tabi şunlar şimdi iplerden kaynaklı. Düzelecek bunlar. Şöyle elimizle yaptığımızda bile düzeliyor. Zaten etrafını da dediğim gibi bu sefer koyu gri ile düşünüyorum. Ya da bakalım siyah da olabilir, hiç fark etmez, füme de olabilir. Çerçeveleyeceğiz zaten. 8 tane sık iğne yaptım kırmızıyla. Gri ile 1 sık iğne, 1 eksiltme yaptım. Kırmızıyla 10 sık iğne yaptım. Gri ile 1 eksiltme, 1 sık iğne yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar kırmızıyla 17 sık iğne olarak dönüyorum. Yan camlarımız bitti. Arka cama geçiyoruz artık. Bunun için yine kırmızımızı alalım. Bu sefer kırmızıyla 10 sık iğne yapacağız. Çünkü o gri'nin iki sırasında kullanacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 İşte bunu alırken şöyle iç ilmeklerden alacağım. 9 ve 10 ama toplamıyorum çünkü griye geçeceğim. Arka camları yapacağım. Şöyle geniş tutalım. Kırmızıyı çekelim. Ve şimdi kırmızıdan aynı şekilde iç ilmeklerden 10 tane alacağım. Şunu şöyle iyice çekelim. 1 2 3 4 5
yaptı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Toplamıyorum. Kırmızıyı alıyorum. Şöyle sıkayım. Ve griden bu sefer kırmızıyla içilmeklerden alıyorum. Şuraya sıkalım hemen. Şu arkadaki kısmı. Bu ipleri sonra kendiniz sıkabilirsiniz. Ben şimdi çekim sırasında çok oynayamıyorum ama 2 ve buradan normal örmeye devam edin sıra sonuna kadar. Yine kaç sık iğne olacak bilemiyorum, bakalım. 19 olması lazım. Çünkü neden? 17 idi. 2 de buradan aldık. Toplam 19. Ama bu 2 tane içten aldığımızı saymazsanız 17 tane. Onunla birlikte 19 tane yapmış olacağız. Şurada unutmadan bir şey hatırlatmak istiyorum. Burada ben bir sıra fazladan örmüştüm. Düz bir sıra var. Şu an onu örmüyorum. Yani şu arkacımı bir üst yukarı çıkardım. Siz isterseniz bu daha çok hoşunuza gittiyse burayı yaptıktan sonra düz bir sıra gidebilirsiniz. 39 sık iğne var. Yani hemen arka cama geçmez. Kırmızıyla benim burada yaptığım gibi bir düz sıra yapabilirsiniz. Ben onu yapmamayı tercih ettim bu sefer. Camı bir sıra yukarı kaldırdım. Hemen bu bitti. Diğer sırada arka cama geçtim. Şimdi iki tanesini buraya yaptık. Kırmızının geri kalanında 17 sık iğne sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bakın arka camın bir sırasını yapmış olduk şu an. Devam edelim. Şimdi yine 8 tane kırmızı sık iğnemiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve burada bir tane eksiltme yapıyorum. Kırmızı da. Bir toplamıyorum. Hemen griyi alıyorum. Burada çünkü arka cam için 10 sık iğne yapacağım gri ile. Ama ipim dolaşıyor sanırım. Hemen alalım. Şuraya batayım. Ondan sonra arkadan sıkacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'u aldık ama toplamıyoruz. Hemen kırmızıyı alıyorum. Şöyle. Ve burada bir tane eksiltme yapıyorum. Şu an yaptım. Şu grileri arkadan sıkarak düzelteceğiz sonra. Ve 17 sık iğne olarak bu sıraya devam ediyorum. Bir eksiltme yaptım. Şimdi 17 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Şimdi ise 5 tane sık iğne yapıyorum kırmızıyla. 1 2 3 4 5 ve 2 tane eksiltme yapıyorum.
Bir, iki, toplamıyorum, griye geçiyorum hemen. Ve yine arka cam için 10 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle alalım. Bir dakika. İpin ucu gitti. Hemen geri topluyorum. Tüm ipler arkada çoğaldı. Hemen şu ikinci eksiltmeyi geri aldım. Şimdi griyi alıyorum. 10 tane sık iğne yapacağım. Bir, sıkmayı unutmayın yoksa gevşek olur örgünüz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Onuncu da tekrar kırmızıyı alıyorum. Artık arkada daralıyor görüyorsunuz. Şu ipleri geniş tutuyoruz. Ve burada da biliyorsunuz iki tane eksiltmemiz var. Kırmızıyı geri çektim. Şurada iki tane eksiltmemiz var. Bir taneyi yapayım. İpi çekeceğim çünkü. O yüzden yaptım. Hem kırmızıyı hem griyi çektim. Hemen ikinci eksiltmeyi de yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar düz devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Ne yaptık bu sırada? Tekrarlayalım mı? Şöyle aldım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne kırmızı yaptık. Arka arkaya 2 tane eksiltme yaptık. Normal arka camımız için 10 sık iğne. 3. sıramızı yaptık. Yine burada hemen yan yana 2 tane kırmızı ile eksiltme yaptık. Ardından da 14 tane sık iğne yaptık. Şu an şeklimiz şu. Tabi içini doldurduğumuzda daha da netleşecek. Arkası altı da bakın hala dümdüz. Şimdi devam ediyoruz. Yine ayracımı aldım. Kırmızıyla örmeye. 1 2 3 4 5 6 7 grimizi alıyorum. Pardon, artık cam kısmımız bitti. Pembe ile kırmızı ile devam ediyoruz. Şimdi buradaki şu iç ilmeklerden alacağım yine. 7 tane normal sık iğne yaptım. 3, 6, 7. Şimdi 10 tanesini şöyle iç ilmeklerden buluğa alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın cam bitti. Şimdi bu sırayı da düz örüyorum sonuna kadar. 16 sık iğne olması lazım. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Şu an hiç artırma, eksiltme yapmıyoruz. Zaten 16 tane sık iğnemiz var. Onu kırmızıyla dönüyoruz. Bu aşamaya geldiğimizde ben içine bir miktar elyafla doldurdum. Özellikle de şöyle parmağımla ön kısımlara doğru ittim. Tombik tombik olsun diye.
Altı zaten düz, gördüğünüz gibi çok zorlamadım. Şu şekilde elyaf yukarıya boşluğa birikiyor zaten. Artık arkayı toparlamaya başlayacağız. Siz de bu aşamaya geldiğinizde elyaflarınızı doldurun. Kapatmadan önce zaten az olursa, yetersiz olursa bir miktar elyaf daha koyacağız. Bakın zaten biraz daha tombik oldu. Nedeni de şu, burada daha sert bir ipimiz var. Yani dokusu daha sert bir ip var, parlak ve sert. Burada ise daha yumuşak, esnek bir elastik yapısı olan bir ip var. Mesela ben buna daha fazla elyaf doldursam daha da açılır. Görüyorsunuz. Daha büyük olabilirdi bakalım. Biraz daha tombikleştirebilirim. Şu an şu aşamada. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz örmeye. Alalım yine ipimizi, ayracımızı. Eksiltmelerimiz olacak. 5 tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş ve hemen buraya bir tane eksiltme yapacağım. Bir, iki, öndeki iki ilmeği aynı anda toplayarak yaptım. Şimdi devam ediyorum. 10 tane sık iğne yapacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve şimdi yine bir eksiltme yapacağım. Ellerim çok hassas. Hemen en ufak bir deterjanda, suda çok kötü etkileniyor. Şu an yine öyle oldu maalesef. Şimdi ne yapıyoruz? Kalan sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bir daha sayalım mı? Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şurada atlamışım bir tane. Çünkü 14 olması gerekiyordu. 7. Hemen geri alıyorum. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ve 14. Şimdi yine aynı eksiltmeleri yapıyoruz. Yine 5 tane sık iğne kırmızıyla 1, 2, 3, 4, 5. Yine buradan bir eksiltme yapıyoruz. Şimdi 8 tane sık iğne yapıyoruz. Aslında gri ile işimiz bitti. Griyi kesebiliriz ama oyalanmamak için tutuyorum şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eksiltiyorum. Ve yine 14 tane sık iğnemin olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın arka şu şekli aldı. Daha ama eksiltmelerimiz bitmedi. Birkaç tane daha var. Şu an 29 tane sık iğnemiz var. Ve bu 29 olan sık iğneyi iki kez dönüyoruz. Yani iki sıra 29'ar sık iğne yapıyoruz. Ben de ördüm. İki sıra 24 sık iğneyi. Bakın toplam kaç sıra oldu? Kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra oldu. Buraya kadar geldi. Şimdi şu kırmızıyla yarım sıra şuraya kadar döneceğim. Sonra altla birleştireceğim. Döndüğümde de şu içerideki gri ipi kırmızıya bağlayacağım. Şimdi kaç sık iğneye geliyoruz? Bakalım hemen. Yani turu tamamlamayacağım. Yan tarafta bırakacağım. İçine bu arada bir miktar daha elyaf tıktım. Şimdi kapatmadan önce tekrar kontrol edeceğim. İhtiyaç olması durumunda biraz daha koyacağım. Çünkü kapattıktan sonra koyma şansımız yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle ortalayacağım, 12, 13, 14, şuradan gri ip aldı, 14, 15, 16. Bakalım tam ortaladık mı? Şöyle. 16. Hayır. 17. Şöyle 18 geldim. Bakalım. Çünkü tam ortadan başlamadık biliyorsunuz. Buradan başladık. 18 yeterli mi? Şöyle. 18 yeterli sanki. Şimdi ne yapacağım? Şu ipimizi çıkaralım artık. Şu griyi de şu kırmızıya bağlayalım ki içeriden herhangi bir sökülme yapmasın. Şu şekilde bağlayın siz de. Şöyle şurasını çekerek. Yoksa ipi kullanamazsınız, kırmızı ipi. Şöyle düğümleyelim. İçeride kalsın. Şimdi ben ne yapıyorum? Şöyle geldim. Şunu şöyle üstüne katlayacak şekilde iki tarafı birleştireceğim. Tam karşılıklı olarak. Bir buradan alacağım. Şuradan bir karşıdan alacağım. Ve birleştireceğim. Niye böyle oldu? Devam ediyorum. Bir buradan, bir yukarıdan birleştiriyorum ikisini. Bir buradan, bir yukarıdan, bir alttan, bir yukarıdan, yine bir alttan. Bir yukarıdan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bunu birleştireceğim. Bakalım elyafa ihtiyaç var mı? Şu şekilde olacak zaten. Bakın. Toplanmaya şöyle gösteremedim. Bakın toplanmaya başladı zaten. Şuralara tamponlarımız gelecek. Biliyorsunuz bunu bir sıra eksik yaptık pembeden. Yani şurayı anlatırken göstermiştim. Şurada bir sıra fazlası var pembenin. Ama bunun sayılarını vesaireyi etkileyecek bir şey değil. Burada düz gittiğim bir sırayı burada yapmadım. Direkt arka camı örmeye başladım. Onun nedeni de camı biraz daha yukarıya almak istedim.
Ve burada daha biraz daha tombik bir görüntü istedim. O nedenle bir sıra eksik olmuş oldum. Şimdi gösterdiğim gibi bunu sıra sonuna kadar devam edelim. Şu an benim elyafa ihtiyacım yok. Yeterince dolu görünüyor. Bunu sıra sonuna kadar tamamlayalım bu şekilde. Ben de bitirdim. Sonuna kadar geldim. Bir buradan bir arkadan alarak. Bakın iyi de doldurdum. Bayağı iyi doldurdum. Pufidik pufidik oldu. Tombik tombik oldu. Görüyorsunuz her yerden. Bu şekilde altı da. Zaten şeyi de yukarıya vermeye çalıştım. Yani elyafı alta değil de. Çünkü altın düz olmasını istiyorum. Şu şekilde. Şimdi tamponlar kaldı. Tekerleklerimiz kaldı. Tekerlekle devam edelim. Tekerlek için yine ilk gri ipimizi kullanıyoruz. Bunun için sihirli halka yapıyorum. Ben şöyle gördüğünüz gibi iki tanesini yaptım. Bakın. Ve şimdi bir tanesini birlikte yapalım. Kalanını da ben sonra tamamlayacağım. Sihirli halkayla başlayalım. 6 tane sık iğne. 1 2 ucunu alacağım. 2 3 4 5 6 İpini sıkıyorum. Birleştiriyorum. Burada sihirli halka yapmadık şu ana kadar. İlk yapıyoruz sanırım. Çünkü ihtiyaç olmamıştı. Birleştiriyoruz ve arkadan düğümümü atıyorum. Şimdi ise her sık iğneye çift batarak 12'ye çıkıyoruz. Hemen alalım. Şu an 6 sık iğnemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çift batarak 12 sık iğneye ulaşıyoruz. Ulaşamıyoruz. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3. Elim kayıyor, inanır mısınız? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve şurada birleşme yerleri belli olmasın diye şunu yapıyorum. Şu en baştaki sık iğne var ya. Şimdi ona şöyle girip şöyle CC dediğimiz ilmek kaydırma yapıyorum şu şekilde. Bir daha göstereyim mi? 12 sık iğneyi bitirdim. Hemen beyaza geçmedim. Şuraya en başa batıp şöyle ilmek kaydırma CC dediğimiz şeyle şu ucunu birleştirdim yani halka düzgün olsun diye. Şimdi ise beyaza geçiyoruz. Bu arada bu ipler eşit kalınlıkta ipler. Yani hani çok uyumsuz kalınlıkta ipler değil. Hemen beyaza düğümleyelim. Buraya aldık. Öndeki ilmeklerden şimdi 18'e çıkacağız. Bunun için bir tek bir çift yapacağız ama öndeki ilmekleri alacağım. Flo yani. Front. Ön. Bir tek, bir çift. O tekerlekteki detayları verebilmek için. 3 oldu. Bir tek. Bir çift. 6 oldu. Bir tek. Bir çift 9 oldu.
Bir tek. Bir çift. 12 oldu. Bir tek. Bir çift. 15 oldu. Bir tek. Ben şurada şal alabileceğim. Çok sıkı. Bir çift 18 oldu. Şu an burada da 18 sık iğnemiz var. Hemen onu da şuraya en başa şöyle CC ile bağlayacağım. Şimdi siyaha geçiyorum. Siyahta ise yine ipimizi alalım. Bu sefer arka ilmeklerden 18 tane sık iğne yapıyoruz. Şuradan arka ilmeklerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Onu da şuraya birleştirelim. Bakın dairemiz oluştu. Şimdi iki sıra daha 18 sık iğne yapıyoruz siyahla. Yani 18, 18, iki sıra daha gidiyoruz. Ben de döndüm. İki sıra 18 sık iğneyi. Zaten bir sıra dönmüştük birazdan sonra. İki sıra daha döndük. Yani toplam 3 sıra 18 sık iğnemiz var. Şimdi şu gri ile beyaz ipi kesip düğümleyelim. Çünkü onlarla işimiz kalmadı. Hemen olduğu yere düğümleyelim. İçine bir miktar elyaf dolduracağız zaten. Şöyle düğümledim. İki oradan, iki oradan dört tane düğüm attım. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı burada artırdığımızda burada geriye iniyoruz. Yani 12'ye iniyoruz. 12'ye inmek için de bir tane tek, bir tane eksiltme yapıyoruz. Şöyle alayım. Bir tane tek, bir tane eksiltme. 2 oldu. 3. Eksiltiyorum. 4. 5. Eksiltiyorum. 6. 7. Eksiltiyorum. 8. 9 eksiltiyorum. 10 11 eksiltiyorum. 12. Şimdi ise 6 tane eksiltip yani arda arda 6 eksiltme yapıp 6 sık iğne ineceğiz ama ondan önce bir miktar elyaf koyalım ki sonrasında yine koyabilirsiniz en son düzmeden önce ama daha zor olabilir. Bu aşamada koyarsak bir miktar daha rahat olacaktır. Ama arkası ince uçlu bir tığınız varsa 6'ya indikten sonra da koyabilirsiniz. Şu an benim yanımda yok. Herkesin de olmayabilir. O nedenle bu aşamada göstermek istedim. Şu şekilde. Şimdi 6'ya iniyoruz. 6 tane eksiltme yapıyoruz bunun için. Peş peşe 1 2
5 ve 6. Bakın burada küçük bir açıklık kaldı. Onu da iğneyle ya da tığla halledeceğiz. Şöyle dikmeye yetecek kadar bir ip bıraktım. Hemen ipimizi toplayalım. Şuradan ön ilmekleri alarak bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Ya da tığla da. Bakın öndeki ilmekleri alacağım. Şöyle 6 tane. 1. Sadece öndekileri. 2. 3. Ben de görmekte zorlanıyorum şu an açıkçası. Hatta bayağı zorlanıyorum. Çünkü hem ışık hem siyah olması, bir de tığın ucu da kalın ya. 3. İğneyle daha kolay tabii ki bunu yapmak. 4. 5. Ve sonuncuyu alıyorum. Şuradan. 6. Bunu şöyle büzeceğim. Bakın. Olduğu yere büzdüm. Tekerleğimiz hazır. Diğerleri de burada. Şu şekilde yerleştireceğiz. Şimdi şu gri, ön ve arkadaki gri tamponları, küçük tamponları göstermek istiyorum. Şimdi benim burada kullandığım sayılar buraya denk gelir diye düşünüyorum. Çünkü iplerin markaları aynı, kalınlıkları aynı. Burada ne yaptım? Sihirli halka ama 6 sık iğne değil, 8 sık iğne. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Şöyle sıktım. Yine birleştirdim. Nerede? Şurada. Çok sıkı yapmışım. Tığ kalın olduğu için batmakta zorlanıyor. Zaten bu sihirli halkanın da en zor yeri burası. Şöyle birleştirdim. Arkadan düğümümü attım. Şimdi 8 tane sık iğnemiz var ya. Döne 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 etrafını 15 sıra yapacağız. Daha sonra da nasıl tekerlekte gösterdim, arkasını toplayarak sıktık. Bunu da aynı şekilde ilmekleri toplayıp böyle sıkacağız. İğneyle ya da tığla yapabilirsiniz. Ama o aşamaya geldiğimde yine ben size gösteririm. Şöyle aldım. Şimdi döne döne 8 tane sık iğnemiz var. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle etrafını döneceğiz sürekli 15 kez. 1 2 3 4 5 6 zaten içine dönmeye başladı. 7 çok sert. Gerçekten de çok sert yapmışım. Tığ batmıyor. 7 ve 8. Şimdi bir sırasını döndüm. Bunu 14 sıra daha döneceğiz. Ben de ördüm. Zaten şu iki tamponumuzun genişliği, büyüklüğü her şey aynı. 8 sık iğne ile sihirli halkaya 8 sık iğne yaparak başladık ve ilave olarak 15 sık iğne, 15 sıra daha 8 sık iğne ördüm. Bakın şöyle boru gibi bir şey zaten. Dikmeye yetecek kadar ip bırakacağım.
Biraz uzun olabilir çünkü boydan boya dikeceğimiz için tabii ki önce yan tamponları öreceğiz. Ondan sonra bunları dikeceğiz. Ben şu an yavaş yavaş tamamlamaya çalıştığım için hepsini gösteriyorum. Biraz uzun yan tamponların işi. O yüzden onu 3. videoya bırakacağım. İşte yine şuradaki önlerden 8 sık iğne alarak 1 2 bunu iğneyle de yapabilirsiniz dediğim gibi. 3 4 5 üzerinin işlemelerini ve yan tamponları 3. videoya kalacak. 6 7 8 bir de şuradan yandan alalım. 9 9 ve sıkalım. Bakın sıktık. Aynı başa yapmış olduğumuz şeyi buraya da yapmış olduk. Bakın bunun genişliği burada. Bu da işte 2 sıra kadar fazla olacak. Şöyle alta diğer tamponları yerleştirdikten sonra üstüne yerleştireceğiz. Bu da böyle. Başka farlarımız var böyle. Far için aslında hiçbir şey yapmadım. Sadece sihirli halkaya 6 sık iğne. O kadar. Sihirli halka. Ve 1. Bunu isterseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz. Ben de bu sefer beyazda yapmayabilirim. Şu an sadece size ne yaptığımı gösteriyorum. 3 4 5 6. Bu kadar. Yapıp birleştirdim. Farlar bu kadar ve diktim. Yani normal bir daire oluşturdum sihirli halkayla. Dediğim gibi bunu belki iki renkte yapabilirsiniz. Farklı bir renkle de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben çok sıkıyorum. O yüzden de tığlarımı da mahvediyorum. İpi de çekemiyorum. Çünkü çok sıkı yapıyorum. Elim de öyle çok sıkı maalesef. Şudur. Bu kadar. Bunu etrafından döne döne dikmiştim ama buna beyaz mı yaparım? Farklı bir renk mi uygularım? Burada beyaz kullanmıştım. Bilmiyorum. Belki değiştirebilirim. Ama far için bu kadar.